Evet arkadaşlar, bu üstün genetik Amerikalı kızlarımız satışa sunduğumuzdan beri bugün 5. günü. Sağ olsun yetiştiricilerimizin olağanüstü bir ilgisi var. Bugün satışın 5. günü ve satışa sunduğumuz 460 tane ineğimizin şu ana kadar aşağı yukarı 240 tanesini satmış bulunuyoruz. Yurdun her yerine hayvan gönderiyoruz. Her yerine. Mesela şu anda arabaya yüklenmeye çalışılan hayvanlarımız Isparta Yalvaç'a gidiyor. Isparta Yalvaç'tan Fatih Bey'e gidiyor. Şu yeşil tişörtlü arkadaş Fatih Bey hayvanlarını teslim almak için kendisi geldi. Bundan 3 gün 4 gün bir pardon pazartesi günü seçime gelmişti. Seçimlerini yaptı. Hayvanlarını ayıttırdı. Kaporasını verdi. Ve gitti. Parasının üstünü ayarlamaya. Parasının üstünü ayarladıktan sonra da bugün işte aradan geçen salı, çarşamba, perşembe, bugün cuma. Cuma günü geldi. Hayvanlarını şu anda teslim alıyor. Buradan yaptığımız satışlarda arkadaşlar nakit olarak alışveriş yapıyoruz. Herhangi bir şekilde vade vesaire söz konusu değil. Sattığımız hayvanların da büyük çoğunluğunu krediye uyan hayvanlara ilk öncelik verildi arkadaşlar. Yetiştiriciler tarafından 36 ayını aşmamış genç hayvanlar seçildi daha çok. Onlar da krediye uydukları için. Onun haricinde hayvanlarımız her geçen gün azalmaya devam ediyor. Her geçen gün alışverişler devam ediyor. Ve yetiştiricilerin de olağanüstü bir ilgisiyle karşı karşıyayız. Çünkü arkadaşlar yetiştirici arkadaşlarımız buraya geliyorlar. Hayvanlarımızın sağlık durumlarını, fiziksel kondisyonlarını ve süt verimliliklerini gördüklerinde gerçekten hayran kalıyorlar. Burada sürü yönetim sistemimiz var. Görüyorsunuz hayvanların boyununda hepsinde sürü yönetim sistemi pedometreleri takılı. Bu pedometrelerle hayvanlar sağıma girdikleri anda bilgisayar otomatikman hangi perondaki hayvanın kaç litre süt verdiğini bilgisayara yansıtıyor. Şimdi bunlar satılmış olan hayvanlar arkadaşlar. Burası yükleme bölümü. Çiftliğin içerisindeki diğer alanlardan mesela bu hayvanlar az önce sağıma girdi. Sağımdan sonra buraya ayırdık. Çünkü sağım saati sadece hayvan ayırabiliyoruz. Bakın burası çiftliğin padokları. Burası bir padok. Bu bölme bir padok. Karşılar bir padok. Ve bir ahırımız da şurada ileride var. Bakın sağımdan çıkan ineklerimiz de hala orada. Sağımdan çıkan ineklerimiz şu anda bölümlerine gidiyorlar. İşte seçilmiş hayvanlar sağıma geldikleri zaman bu bölmeye ayrılıyorlar ve oradan da hayvanlarımızın pedometreleri boynundan sökülüyor arkadaşlar. Burada hayvanlar, satılmış hayvanlar işaretleniyor alıcılar tarafından. Şurada karşıda bir kardeşimiz var. Arkadaki bir alıcının hayvanlarının kafaları kırmızı renge boyandı. Diğer alıcının hayvanlarının kafaları yeşil renge boyandı ve bu hayvanlar burada satılmış olarak duruyorlar. Şimdi pedometreleri boyunlarından çıkarılacak bu hayvanların. Onlarınki çıkarıldı zaten, bakın şu anda orada yükleme devam ediyor. O gürültünün patırtının içine yaklaşmak istemiyorum. Seçimler bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Eğer sizde buradaki hayvanlardan hazır sağmal durumda hayvan satın almak isterseniz her paylaşımın altında telefon numaralarım yazılı arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar yorumlarda fiyat sormayın. Size yalvarıyorum. Yorumlarda fiyat sormayın. 7/24 telefonlarımız açık. Gerek ben,
gerekse yardımcılarım telefonlara cevap veriyorlar. Benimle direkt olarak görüşebilirsiniz. Direkt olarak benimle konuşabilirsiniz. Yani birinci elden muhatabınız benim. Arada hiç başka bir kişi yok size bilgi verecek. Yardımcılarım dahi telefonları açsalar fiyat verme konusunda kesinlikle ben size geri dönüş yaparım. Notunuzu bırakırsınız. Arkadaşlar bana derler ki Savaş Bey şu müşteri aradı ve ben size mutlak surette dönüş yaparım arkadaşlar. Ama lütfen yorumlarda fiyat sormayın. Yorumlara herhangi bir şekilde fiyat yazamayız. Neden yazamayız? Çünkü fiyatlarımız çok fazla değişken. Yani sizin hayalinizdeki ineği siz bize söyleyeceksiniz. Abi işte benim istediğim inek 40 litre süt versin. Aynı zamanda da 3 aylık gebe olsun. Ben size o ineğin fiyatını söyleyeceğim. Bir başka kişinin hayali, abi benim hayvanım boş olsun ama sağılır durumda olsun, laktasyonunun başında olsun, ona fiyat söyleyeceğim. Efendime söyleyeyim, bir başka arkadaşımız diyor ki abi benim alacağım inek birinci doğumunu tamamlamış, ikinci doğumunu için kuruya alınmış, bende doğursun, ona göre fiyat söyleyeceğim arkadaşlar. Yani burada seçenek şansınız çok. O sebepten ötürü mutlak surette telefon etmenizi rica ediyorum. Telefon etmenizi önemli rica ediyorum. Yorumlara boşu boşuna fiyat yazmayın. Korkmayın, arayanlarla sohbet ediyoruz. Tatlı tatlı muhabbet ediyoruz. Size güzel güzel bilgi veriyoruz. Aramaktan çekinmeyin arkadaşlar. Aramaktan çekinmeyin. İki kelam sohbet etmiş oluruz. Selamlaşmış oluruz. Sizlere de fiyatlarımızı söylemiş oluruz. Bu kadar. Alışveriş yapmamız da şart değil. Bunda çekinecek, utanacak herhangi bir şey yok. Bizi meşgul ettiğinizi düşünmeyin. Bizim işimiz bu. Bizim işimiz hayvan satın almak, hayvan yetiştirmek, hayvan satmak. Bizim işimiz bu. O yüzden bizi meşgul ettiğinizi de kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Hiç çekinmeden beni yardımcılarıma, her neyse yani açıklamaya yazdım, telefon numaralarımı arayın. Sadece akşam saat mümkünse 8'den sonra aramayın. Hanım çok kızıyor çünkü. Yeter diyor, sabahtan beri telefonlarla konuştun. Azıcık da çocuklara ve bana vakit ayır dediği için de sizden rica ediyorum. Mesai saatleri dışında aramayın arkadaşlar. Yani sizlere bu videoda buradaki hayvanlarımızın görselleri eşliğinde bir şeyler anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Eğer bu üstün genetik sahibi olan birinci sınıf sütçü hayvanlardan satın almak istiyorsanız Karacabey'de Gölecik mahallesinde bulunan çiftliğe gelin buyurun. Telefonda fiyat verdiğim arkadaşlar, sakın ola ki bu hayvanları bölgenizde bulunan hayvan pazarlarıyla mükayese etmeyin. Köyünüzdeki Ahmet Aga'nın, Mehmet Aga'nın ineğiyle mükayese etmeyin. Alacağınız hayvanlar, mükayese edeceğiniz tek yer ithal hayvan statüsündeki hayvanlar arkadaşlar. Şimdi ben size burada bir tane tüyo vereyim. Bir tanecik sadece tüyo vereyim. Buradan biz gebe düveleri bu üstün genetikte olan gebe düveleri 18.000 19.000 aralığında sattık. Hayvanlar bitti. 18-19 bin liradan sattık. Bunlara insanlar neden çok yoğun ilgi gösterdi ve çok kısa zamanda 70 tane gebe düvemizi sattık? Çünkü bu malın alıcısı olan, gebe düvenin alıcısı olan arkadaş bu fiyatın çok makul olduğunu biliyor. Çünkü bugün Amerika'dan hayvan ithal etmeye kalksa 3.000-3.200 dolar civarında aynı hayvanı satın alma şansı var. Başka türlü satın alma şansı yok. Adam diyor ki ben Amerika'dan zaten 10 tane düve alamam. Zaten 50 tane düve alamam. Minimum Holstein'ın, devletimizin müsaade etmiş olduğu rakam 120 baş ithalatı. O da açık olduğu zaman. Şu anda Holstein ithalatı kesinlikle de yasak. Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz Holstein getirilmesini istemiyor. Neden istemiyor? Diyor ki bizim ülkemizde yeteri kadar Holstein ırkı hayvan var. Bu hayvanları Türkiye'ye artık getirmeyin. Holstein'e izin vermiyor ama kombine ırklara izin veriyor. İşte bunu
bilen arkadaşlar, ya diyor ben Amerika'dan 10 tane, 20 tane, 50 tane hayvan getirilmesine müsaade yok. Bu satışı duyduğu anda koşa koşa buraya geliyor. Size göre 18-19 bin lira pahalı diye düşündüğünüz rakam o arkadaşa bedava geliyor. Çünkü bu hayvanı Amerika'dan getirse dediğim gibi 3.000-3.200 dolar civarında. Ve bu hayvanlar da Türk parasına çevirdiğimizde 27-28 bin liraya çıkıyor arkadaşlar. Bu sebepten ötürü lütfen hayvanların fiyatlarını köyünüzdeki, kasabanızdaki hayvan pazarlarıyla oradaki Hohenstein alacalarla mükayese etmeyin arkadaşlar. Burada genetik satın alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Genetik. 60 litre süt verdiğine inanmıyorsanız, 50 litre süt verdiğine inanmıyorsanız, aha size adres. Karacabey Gölecik Mahallesi'de bulunan bu çiftliğe gelin. Sizin gözünüzün önünde bu hayvanları tek tek, yani orada bir arka taraf sığımhane. Sığımhaneye girdiğinde hayvanın 3 sağımda yalnız. 3 sağımda kaç litre verdiğini size göstereyim arkadaşlar. Neyse, video çok uzadı. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.